Düğünün lezberlerini alıp geldim. Tamam, geçen aramıştım. Ben adam Aydın aramıştım. Çarşamba günü öğlen oradayız. Burası manastırın ana kilisesi 5. yüzyılda inşa edilmiştir. Günlük ibadetlerimiz bu bölümde gerçekleşiyor. Günde 7 vakit ibadetimiz var. Bu 7 vakitin 3'ü kilisede toplu bir şekilde yapılıyor sabah, öğlen ve akşam. Diğer 4'ü bireysel, şahsi ibadetler. Bir de haftada 3 defa da ayin oluyor. Çarşamba, cuma ve pazar günleri. Ayin günlerinde ise yukarıya çıkılıyor. Ayin bölümü kutsal olduğu için bizde de herkes çıkmıyor. Bir tek din adamı ve diakon dediğimiz rütbeli kişiler, ayini yönetenler çıkabiliyor. Ayin bölümünde sağ ve sol tarafta ise iki tane de... Manastırın en eski kilisesi Meryem Ana Kilisesi. Doğuda kalan her zaman ayin bölümü oluyor, kutsal alan. Ayin bölümündeki sunak çayısı ağacından el işlemeli, geçirmeli sistemle yapılmış çivi, tutkal gibi maddeler kullanılmadı. Sunak bir de aşağı kapılar aynı tarihten bunlar yaklaşık 320 yıllık. Yan tarafta ise manastırın minyatür maketini görebiliyoruz. O dönemler Hristiyanlığa geçiş olduğu için burada yaşça büyük insanlar vaftiz ediyorlardı. Şimdi ise çocuklar doğmaz birkaç ay sonra vaftiz ediliyor. Bunu kullanmıyoruz. Arkada üzerinde örtü olan çocuk vaftiz sonrası. 1876'da Patriğimiz 4. Petrus Londra'ya gidiyor. Londra'da burası Milattan sonra 5. yüzyılda inşa edilmiştir. İlk inşa edildiği zaman burası bir tıp merkeziydi. Burada ilaç üretiyorlardı. Tıptan, eczacılıktan sürekli lan figürleri görüyoruz. Burada da aynı şekilde. Sol taraftaki figürde iki tane yılan bir tane vason içine başlangıç dokunmuş zehir akıyorlar. Zehir ise pan zehri temsil ediyor. 13. yüzyılda burası bir mezar odası olarak kullanmaya başladı. Burada 7 tane